Dün Amerika piyasaları hafif ekside ve yatay bir seyirle seansı tamamladı. S&P 500 ve Dow Jones endekslerinde hacim de son ayın ortalamasına göre %25 daha düşüktü. Ay başındaki sert düşüşü büyük oranda telafi eden endekslerde, Powell'ın Cuma günü Jackson Hole Sempozyumunda yapacağı konuşma tekrar hareketlilik yaratabilir. Dow Jones endeksinde temel tüketim %1 primle kapanış yaparken, ham madde, endüstri ve enerji sektörleri %1 ila 2 arası değer kayıplarıyla endeksi aşağı çeken sektörler olarak izlendi. Home Depot, P&G ve Walmart %1 civarı değer kazançlarıyla endekste en çok yükselen hisseler oldu. Boeing şirketinin uçak kanadı ve motor arasında bağlantı sağlayan komponentlerden birinde sorun tespit etmesi nedeniyle 777X modelinin testlerini durdurduğu açıklandı. Şirket hisseleri günü %4.2 değer kaybıyla sonlandırdı. S&P 500 endeksinde ise temel tüketim ve sağlık sektörleri hafif primlerle günü kapatmayı başarırken, enerji sektörü %2.6 değer kaybıyla dikkat çekti. Avrupa piyasalarında özellikle enerji grubu hisselerindeki düşüşün etkisiyle gün boyu satıcılı seyir takip edildi ancak hacimler son hafta ortalamalarının altında kaldı. İngiltere FTSE 100 endeksi %1 değer kaybıyla öne çıktı. Diğer ana endekslerde ise daha sınırlı kayıplar görüldü. Dünkü gerileme ile endekslerde son haftalarda izlenen toparlanma hız kesmiş oldu. Eurostoxx 50 endeksinde en çok değer kaybettiren sektör %1.4 düşüşle enerji olurken, takdirsel tüketim, ham madde ve bilgi teknolojileri günü yatay kapatmayı başardı. Almanya DAX endeksinde temel tüketim ve altyapı sektörleri %1 civarı primlerle öne çıkarken, sağlık ve endüstri sektörleri %1'e yakın kayıplarıyla en çok gerileyen sektörler oldu. Bugünkü ekonomik veri takviminde FED toplantı tutanakları öne çıkıyor. Tutanaklar açısından güvercin beklentilerin öne çıkması sebebiyle, dolar endeksi %0.48 değer kaybederek günü 101.398 seviyesinden sonlandırdı. Gelişmiş ülke para birimlerinin tamamı dolar karşısında değer kazanırken İsveç kronu dolar paritesi %1.13, İsviçre frangı dolar paritesi ise %0.88 oranında değer kazanarak en çok primlenen pariteler oldu. Kanada doları dolar paritesi ise %0.1 yükselişte en az değerlenen parite oldu. Kritik direnç seviyelerine yaklaşan Euro Dolar paritesi %0.38 oranında değerlenerek 1.1127 düzeyinden fiyatlandı. Sterlin Dolar paritesinde ise %0.33 oranında yükseliş yaşandı ve parite 1.3034 seviyesinden alıcı buldu. Gün içerisinde alıcılı seyreden Amerikan 10 yıllık tahvil getirisi 5.9 bas puan düşerek %3.81 seviyesinden günü sonlandırdı. Avrupa'da da getirilerde negatif görüntü öne çıktı. İngiltere 10 yıllık tahvil getirileri 0.7 puan gerileyerek %3.91 seviyesinden işlem görürken, Fransa ve Almanya 10 yıllık tahvil getirileri de sırasıyla 2.4 ve 3.2 bas puan düşüş yaşayarak %2.94 ve %2.21 seviyesinde alıcı buldu. Alıcılı seyreden 10 yıllık Türk hazine euro tahvillerinde getirilerde 4 bas puan daralma kaydedildi. 5 ve 10 yıl vadeler sırasıyla %6.22 ve %6.88 seviyesinde işlem gördü. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 3.11 bas puan artarak 269 seviyesinden günü sonlandırdı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.